Selamlar, ben Kaan. Bugün sizler uzun zamandır yapmak istediğim soru cevap videosunu yapacağım. Biraz geç oldu farkındayım. Yaklaşık bir ay gibi bir şey. İzmir'e gitmeden önce duyuru videosunda söylemiştim hatta. Bana sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Ben cevaplayacağım diye. Fakat biraz geçti. Farkındayım. Özür dilerim. Kendimi affettireceğim. Yapacağım. Bolca soru sordunuz, farkındayım. İçlerinden eledim. Olabildiğince sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ve başlayalım. Evet, o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz Benay Aykut'tan gelmiş. Video çekmeye nereden esinlendin? Yaklaşık 2 sene önce başladım video çekmeye YouTube'da. Arkadaşlarımla normalde oynuyordum ve gayet eğleniyorduk. Çekmek istedim, bilmiyorum. O sıralarda da popülerlik bayağı artmıştı. En üst seviyede falandı neredeyse. Çekmek istedim ve sizden de eğlenmek istedim. Yani belli bir sebebi yok. Eğlence. Evet, ikinci soru Richard'den gelmiş. Cinsiyetin ne? Evet, bir diğer soru ise Hopki Zonki'den gelmiş. Şanslıyla beraber dostluğunu anlatan bir video çekebilir misin? Acayip tatlı bir köpek çünkü. Şanslı! Şanslı! Evet, bir diğer enteresan soru da Abdullah Yıldırım'dan gelmiş. Abi bir soru soracağım. 2 3 harfliyken neden 3 2 harfli? Bir diğer soru da Koray Kurt'tan gelmiş. Beni sevseydin beni sever miydin? Evet. Sever. Evet, bir diğer soru ise Jessica Naz'dan gelmiş. 3 tane acı biber yiyip gizli numara ile birini arar mısın? Acı biberim var mı? Fuck. Okey. Bulmuş olabilirim. Buldum biberim. Şimdi 3 tane acı biberi birini arayacağız. Gizli numara ile. Mükemmel. Acı biber yemeden bu sıcakta eriyorsak eğer, acı biber yedikten sonra ne olacak? Okey, o zaman. Arayacak birini buldum. En son 100. videoda da böyle bir manyaklık yaptım. Hayır, 100. videoda değil. Berk, Batu ve Orkun'dan birlikte bir tane Brezilya'dan gelen acı biberi yemiştik. Dur. Yine suyu. Aaa, acı daha çok iğrençti, hayır, oh. Olmadı, iğrenç bir tadı var. Bir tane daha yiyeceğim, birini daha arayacağım. Bu sefer 3 tane değil, 2 tane yiyeyim. Lütfen. Ee,
seçemiyorum artık, iğrenç. Arıyorum. Alo. 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 Kimsiniz ya? Kiminle görüşüyorum? Orkun Uç. Orkun Uç. Biberler... Ne yapıyorsunuz? Biberlerle aranıymış galiba. Sesin tanıdık geliyor. Hayır, gelmiyor. Geliyor. Şu an... Ölüyorum, yardım et. Ne yapıyorsun? Acı biber yiyorum, yardım et. Niye acı biber yiyorsun Burak? Ünlü oldun, yardım et. Ünlüysen bir dakika. Soru cevaptasın, yardım et. Soru cevaptasın, yardım et. Dur, Almanya'daki akrabalarıma selam yollayacağım. Buradan Gelsenkirchen'deki amcama, köyünde yaşayan teyzeme ve diğer bütün halalarıma selam iletiyorum. Bir de taktik ver. Ben şu an 6'ya yakın... biber yedim. Altı biber yedin. Evet. Ne biberi? Bu dönercilerde bulunan biber, bilmiyorum Orkun. Aa, vay, acıdır onlar ya. İğrenç tadı ne? Ne yap? Ne? Kafanı yoğurda sok. Tamam. Teşekkür ederim Orkun. Görüşürüz. Ne oldu? Görüşürüz. Ne oldu? Bay bay. Ve evet, biber sorusunun devam sorusu ise şu: eğer bir şeyi değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? Şu an. Bu an değil, şu an. Bir diğer soruda Daniel Kolosova'dan gelmiş, yanlış okumuş olabilirim. Daniel, bilmiyorum. Bu ana kadar en rezil olduğun an nedir? Bu an. Yağmur Kaya'dan bir soru gelmiş. Orkun ile nasıl tanıştınız? Çok güzel bir hikayesi var aslında. Soğuk, karlı bir kış günüydü. Aslında o kadar karlı ve kış da değildi. Güzel bir gündü. Sıcak. Nil Yılmaz'dan bir soru gelmiş. Eğer bir süper gücün olsaydı bunun ne olmasını isterdin? Bir sonraki soru ise Önder Betin'den. Abi, yaşamayı seviyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Go away, no I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistake. Got nowhere to run. Sonuç olarak evet, yaşamayı seviyorum. Evet, sanırım son soru bu da. Son sorumuz da Dalek Savar'dan geliyor. Abi, bir gün kapı çalıyor ve kapıyı açtığında The Doctor ve Sherlock Holmes'u görüyorsun. İkisi de senden çok önemli bir konuda yardım etmeni istiyor. Hangisini seçersin? Saçma bir soru oldu. Çok özür dilerim. Anet adlı bir gezegene gitmeye çalışıyordum fakat TARDIS'le ilgili sanırım bir sorunum var. Büyük ihtimalle kapasitörlerle ilgili ve burasının da anet olmadığı aşikar. Bana isyan konusunda yardım etmek ister misin? Çünkü bilirsin, anetler insanlara bayılır. Üzgünüm fakat buna izin veremem. Bu adam çalıştığım bir davada önemli bir role sahip.
ve bizi bazı ipuçlarına götürebilir. O yüzden benimle gelmeyi ve bu dava üstünde çalışmalıyız. Ha merhaba, bu arada ben. Bir saniye. Şu adını daha öncelerden duyduğum doktor olmalısın. Doğru tahmin ettin. Fakat konumuz bu değil. Bu insanın benimle gelip gezegene yardım etmesi gerekiyor. Gezegenin bütün geleceği buna bağlı çünkü. Aslında neden kime yardım etmek istediğini ona sormuyoruz ki. Böylelikle senin gibi bir dedektif mi yoksa benim gibi zaman lordu yaklaşan... Bunu daha önce söylemiştin. Aa, doğru. Aslında daha iyi bir fikrim var. Kapa çeneni. Eğer söylediğin kadarıysan belki benim almış olduğum davada bana yardım edebilirsin. Ve sonrasında senin gezegen problemini hallederiz. Çünkü mantıklı olarak düşünürsen bu oturup sadece video çeken yalnız insandan çok daha etkili olabileceğim su götürmez bir gerçek. Aslında sen söyledikten sonra fark ettim de senin yardımın daha çok işe yarayabilir. Hadi o zaman TARDIS'e. TARDIS'i çok seveceksin. Hani şu içi dışından daha büyük ve zamanda yolculuk etmeni sağlayan alet değil mi? İşinle gerçekten iyisin değil mi? TARDIS'e bayılacaksın. Evet o zaman soru cevap videosunda burada sonuna geliyoruz. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğene tıklayın. Yorum atın. Abone olun. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bundan sonra da soru cevap videosu yapar mıyım bilmiyorum. Düşüncelerinize bağlı. Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Beğenip beğenmediğinizi söyleyin bana. Ve ileride belki bir tane daha soru cevap olabilir. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.